Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle BİM'i inceleyeceğiz. Bir maçta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında burada gördüğünüz gibi güzel yukarı yönlü bir trend hareketi olduğunu yükseliş trendinde de fiyat hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. 630 zirvemiz var. Temmuz ayıyla birlikte düşüş tekrardan tepki hareketi. Bu tepki hareketin ardından da oluşan sert satışlarla Cuma günü %6'ın üstüne bir düşüşle 570 seviyesinden hemen kısa vadeli emaların üstünde bir kapanış gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şimdi görüntü güzel aslında bir trend hareketi var. Bu trend hareketi kırılmadığı sürece de yükseliş trendi kaldığı yerden devam edecektir. Ancak burada ikili tepe formasyonu oluşma ihtimali olduğundan dolayı burada işleme girecek arkadaşlar. Biraz daha stop loss işlem yaparsa veya dikkatli olurlarsa iyi olur. Bu ne demek hemen söyleyeyim. Net bir ikili tepe oluşması için 539 seviyesinin altında günlük kapanışlar yapması gerekiyor ki formasyon boyu kadar bir düşüş olsun. Şurada gördüğünüz tren çizgisinde dışına çıkma ile satış baskısının aşağı yönlü devam etmesi oluşabilir arkadaşlar. Yani negatif fiyatlamaların 465 460 bölgesine doğru sürdüğünü görebiliriz. Şimdi burada bir maçta uzun vade yatırımcısınızdır. İşte 2022'de almışsınızdır. 2023 veya 2024'ün başında almışsınız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kısa vadeli şurada olduğu gibi kısa vadeli düzeltmeler çok fazla uzun vade yatırımcı etkilemez. Ancak şuradan kısa vadede işleme girdiğiniz trade edeceksiniz veya al sat yapıyorsanız 539 seviyesi kırılırsa düşüş olacağını bilin. Bu bizi 465-460 bölgesine götürür. Burada kritik nokta aslında 439 bölgesi yani pardon 539 bölgesi. 539 bölgesi kırılmazsa sorun yok. Fiyat tekrardan burada daha önce yaptığı gibi şuradaki yatay bantlarda kalıp burada toparlanması birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder. Burada düşüşün olması için zaten 539'un kesinlikle altında günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Düşüşle birlikte isteyen kısa vadeci arkadaşlar 539 540 bölgesinden risk alıp yukarı yönlü tepki hareketlerini satabilir. Çünkü buradan illaki tepki gelecektir. Daha önce kırılamadığı için ve burada güzel bir destek noktası oluştuğu için tepki alımları gelmesine mümkün arkadaşlar. Kısa vadede size %5'e %5'in üstüne bir kar marjı bırakabilir. İsteyen arkadaşlar tabii ki de risk alabilir. Ancak kesinlikle burada kısa vadede trade edecekseniz al yapacaksanız 530 bölgesini stop loss seviyesi olarak kabul edin arkadaşlar. Burada toplama yapılabilir mi? Tabii ki de yapabilir. Özellikle 539-540 seviyesinden bu desteğin kırılmayacağını düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi destek kırılırsa 465-460 seviyesine doğru da bir geri çekilme görmemiz mümkün ki buraya gelirse buradan da kademeli alımlar yapabilirsiniz. Tabii ki orta ve uzun vade için arkadaşlar buradaki düşüş hareketi kesin burada duracak diye de bir kaydı yok. Biraz daha negatif fiyatlamalar devam ederse alt dantlardan da alım yapabilirsiniz. Trendin devam etmesi için 630 bölgesi önemli bir direnç seviyesi. Dediğim gibi hisse şurada görüyorsunuz. Bakın daha önce de yatay bantlar yaptı. Yani kısa vadeli düzeltme hareketleri gerçekleştirdi. Düzeltme hareketlerini bitirmesi de trend kaldığı yerden devam etti. Hisse 539'u kırmazsa yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz. Buradaki zaten 539 sonrası oluşan alımlarla 630'u geçerse Burada oluşan yatay bant kadar da yine bir yükseliş hareketi bekleyebiliriz. Bu da bize arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. 750-800 bölgesine götürür. Yani bir maçta 630'un üstünde 750-800 bölgesi hedef olarak takip edebilir. Ancak 539 kırılırsa da düşüş hareketi 465-460 bölgesine doğru sürebilir. O yüzden tekrar edeyim. Buradan isteyen arkadaşlar tabii ki de önemli bir destek noktası olduğu için alıp tepki yükselişlerini satabilir. Bu tepkide zaten 575'in 576'ın üstüne kalamazsa bu sadece tepki olarak kalır. İste tekrardan geri döner ve destek kırar. Düşüş yeniden yani aşağı yönlü hareket sürer. O yüzden burada 539 önemli bir destek. altı negatif. Buralarda tutunabilirse şuradaki gördüğünüz hareket gibi tekrardan trendini devam ettirmek isteyebilir. 639'u geçerse de 750-800 bölgesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Biraz uzun oldu ama buradaki nokta önemli olduğu için biraz detaylı anlatmak istedim arkadaşlar. Benim de son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.